Japonya 90 güne kadar vize istemiyor arkadaşlar. Yapmanız gereken şeyler, gidiş dönüş biletlerinizi alıyorsunuz, kalacağınız yeri ayarlıyorsunuz. Bunları ister online olarak, isterseniz uçakta bir form dağıtılıyor. Bu formları doldurarak ibraz ediyorsunuz. Son karar yine vize memuruna ait. Ama sizin güzel bir seyahat planınız varsa adam sizi niye almasın? Instagram'dan en çok aldığım soru, Japonya pahalı bir ülke mi? Evet arkadaşlar, Japonya pahalı bir ülke. Ama şöyle bir durum var. Japonya'yı pahalı yapan şey aslında uçak biletleri. Eğer ki biz uçak biletlerini bir kenara koyarsak, aslında Japonya'yı gezmek, Avrupa'nın herhangi bir yerini gezmekten daha pahalı değil. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben Venedik'te yaşıyorum. Bugün Venedik'te bir restorana giderseniz arkadaşlar, merhaba hayırlı işler dediğiniz anda 4 euro masa ücreti. Onun üstüne bir litre su söylediniz. Örnek veriyorum arkadaşlar. Yatsınlar 3-4 euro. Daha yemeği söylemeden 8 euro oldu bile. Size şöyle söyleyeyim. Siz Japonya'da her şey dahil arkadaşlar bir restoranda 5 euro ile 10 euro arasına karnınızı doyurabiliyorsunuz. Bu güzel bir restoran için. Yani ortalamanın üstü bir restoran için diyeyim. Derseniz ki ya Ali, bizim hani bütçemiz kısıtlı, en az kaç paraya karnımızı doyurabiliriz? Arkadaşlar 1,5-2 euroya bile karnınızı doyurabilirsiniz. Japonya'da 24 saat açık marketler bulunmakta. Bunların en meşhuru 7 arkadaşlar. Bu marketlerde hazır yemekler satılıyor. 1,5 euroya, 2 euroya, 3 euroya atıyorum körülü tavuk olsun, makarna olsun, efendime söyleyeyim noodle olsun. Bu tarz böyle günü geçirmenizi sağlayacak, hani bunu küçültmüyorum, gayet lezzetli yemekler. 2-3 euroya bunları yemek mümkün. Şimdi gelelim Japonya'da barınma ve ulaşım. Arkadaşlar Japonya'da kalacağınız yeri iyi araştırmalısınız. Neden iyi araştırmalısınız? Şimdi şöyle bir hataya düşebilirsiniz. Biz merkezden uzak bir yer tutalım. Atıyorum 30-40 euro daha ucuz olsun. Biz o parayı gün içinde yiyelim içelim. Böyle bir şey olabilir de olmayabilir de. Niye olmayabilir? Şimdi şöyle bir şey var. Japonya'nın ulaşım sistemi çok parçalı. Mesela istediğiniz bir yere gitmek için 3 tane bile tren değiştirmeniz gerekebilir. Siz 3 kere tren bileti aldınız gidişte, 3 kere dönüşte aldınız, ne oldu? Aslında o 30-40 Euro'dan kaçmanız size daha pahalıya bile patlayabilir. O yüzden kalacağınız yeri ayarlarken gezeceğiniz yerleri de göz önünde bulundurun. Çok uzak olmamasını ben tavsiye ederim. Açıkçası benim en çok canımı yakan sürekli tren bileti almak zorunda kalmamız olmuştu. Onun dışında dediğim gibi yeme içme ucuz, kalacağınız yer birazcık pahalıya patlayabilir. Ama bunun içinde gayet güzel kapsül oteller var. Fiyatları gayet uygun. Dediğim gibi konaklama tamamen sizin hesaplamalarınıza kalıyor. Evet, şimdi sizlere Japonya'ya gelmeden önce mutlaka bilinmesi gereken şeylerden bahsedeceğim. Bunlar kurallar ve pratik bilgiler. İlk olarak sigara içmemelisiniz arkadaşlar. Sigarayı sadece sigara içme alanlarında içiyorsunuz. Eğer ki sigara içerken yakalanırsanız cezası çok ağır. İkinci olarak metrolarda sessiz konuşmalıyız ve telefonla konuşmamalıyız. Bazen anons yapılıyor işte telefonla konuşmayın falan diye. Bunun bir cezası yok ama nasıl diyeyim, görgüsüzlük olarak algılanıyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Sizlere üçüncü tavsiyem arkadaşlar, yanınızda mutlaka nakit para taşıyın. Bazı restoranlar kredi kartı kabul etmiyor. Sıkıntı yaşamayın daha sonra. Beşinci olarak garsonlara bahşiş vermiyorsunuz. Bahşiş kültürü yok. Hatta hesap öderken bile mesela parayı uzattınız, kasiyer parayı almıyor, mesela size bir kutu uzatıyor, parayı kutuya koyuyorsunuz. Bunu görürseniz de şaşırmayın, sizle alakalı bir durum değil. Daha sonrasında şunu söyleyebilirim, İngilizce bilme oranı az, bilenler de çok ağır aksanlı konuşuyor, anlaşmanız çok zor. O yüzden Google Translate kullanmaya alışın. Para çekme kısmına gelince arkadaşlar, ben 7 mağazasını kullandım. İçeride bir ATM bulunmakta, 10.000 yene 110 yen komisyon alıyor. Bence gayet uygundu. Yalnız şöyle bir durum var, 10.000 yenin altında ben para çekemedim. 5.000 yen çekmek istediğimde banknot yok şeklinde bir uyarı aldım. Ama ben belki 10 tane farklı mağazaya gittim, onda da para çekemedim. O yüzden minimum 10.000 yen çekmek zorunda kalabilirsiniz. Tabii bu benim kendi tecrübem. Belki de çekebilirsiniz. Evet, artık sona yaklaşıyoruz. Şöyle ilginç bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bazı restoranlara girdiğinizde sizden ayakkabınızı çıkarmanızı istiyorlar. O yüzden çorap seçiminize dikkat edin. Notlarıma baktım arkadaşlar. Son olarak da şunu söyleyeyim. Japonya çok güvenli bir yer. Suç oranı sıfıra yakın. Yani şu his çok güzel ya. Aman birisi gelecek bize bulaşacak mı? Sigara mı isteyecek, para mı isteyecek derdi yok. Yalnız Japonlar turistlerden şikayetçi. Ben de onlara hak verdim açıkçası. Yani bu kadar saygılı bir millete, bu kadar düzenli bir ülkeye gelip de böyle aykırı davranışlar çok garip. Metroda gidiyoruz. Çok sessiz bir ortam var. İki kişi, turist olduğu her halinden belli.
Açmış son ses mesela video izliyor. Tabii insanlar saygısından ya kardeşim sen ne yapıyorsun demiyorlar. Ama rahatsız oldukları her hallerinden belli. O yüzden sizlere bu kuralları açıklamak istedim arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bildiğim her şeyi size aktardım. Ben bir vize danışmanı değilim. Sadece gitmek isteyen arkadaşlara yol göstermek açısından çok fazla soru aldığım için Instagram hesabımdan böyle bir video yapmak istedim. Bu video size yardımcı olduysa like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca Bizim Ali Instagram sayfasında Japonya ile ilgili birçok ilginç story mevcut. Sabit storylerde. Her yeri paylaştım. Bütün ilginç olayları çekmeye çalıştım. Onlara da göz atabilirsiniz. Çok fazla zamanım olmadığı için Japonya videolarını daha editleyemedim. O yüzden araya bu videoyu aldım arkadaşlar. Japonya videolarımız gelmeye devam edecek. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.